Evet. Evet'le başlıyoruz hep. Burası ne yazmıştı? Avcıköy. Yeniden geri döndük. Valide Köprü'den, Yalakdere'den girdik. Yukarı çıktık. Avcıköy'e girdik. Gelmiş bulunuyoruz. Navigasyonumuzu açtık. Bir mesire alanı varmış. Bakalım, inşallah güzel bir yerdir. Biz de bilmiyoruz neresi olduğunu. Sizinle beraber biz de deneyimleyeceğiz. Eğer güzel bir yerse siz de gelin. Eğer değilse gelmenize gerek yok olduğunu göstermek için sizin için buralara geliyoruz. Avcıköy Muhtarlığı'nı da şu anda geçiyoruz. Güzel orman içinde güzel bir mekan. Yeşillikler arasında hemen şuradan sağa döneceğiz. Biraz meşakkatli de olsa inşallah güzel bir yere varacağız diye düşünüyorum. İnşallah geldiğimize değecek. Nefes almak için güzel bir yer. En azından temiz hava, bol gıda. Evet, bir çeşme görüyorum. İnşallah akıyordur. Size orayı da göstermiş oluruz. Evet, sol taraftan devam edelim. Çeşmemiz, bilmiyorum akıyor mu, durmadık. Evet, neredeyse gelmek üzereyiz. Buralara bir yere durabiliriz. Her yerde olduğu gibi köpekler karşılıyor bizi burada da. Evet, istediğimiz yere gelmişiz. Şuradan yavaş geçelim. Ağaçlara takılmadan. İçeriye girmeyelim. Girelim mi? Bir bakalım içerisine. Dur. Bir dakika sen. Ben şöyle bir bakayım. Ne yazıyor? Karabürsel Avcıköyü Hasanpınar Mesire Alanı. Evet, haritalardan bulduğum bu yer şimdilik güzel gözüküyor. Şurada hemen sol tarafında gölgelik bir yer var. Zaten fazla da araba yok. Sola doğru duracağım. Güzel bir yerde de hemen girişte mescidimiz var.
Şöyle geri geri dururuz. Ben şöyle gireyim. Dursan ne olur? Kimse yok. Olur. Şöyle de olur. Dön hatta. Çayımızı demleyelim. Nasıl döneceğiz? Şöyle. Şöyle yapalım. Evet. Burası gizli kalmış bir cennete benziyor arkadaşlar. Yok yok, şey olmuştur. Kararmış. Kararmıştır. Çeker. Kalabalık olduğu zamanlarda. Burada dönüş, giriş çıkış biraz zor olabilir. Ama şu anda hiç kimse yok. Bu sıcak havada kaç derece bakalım? 30 derece gösteriyor. Tamam, hemen mescidin yanında da bay bayan tuvalet var. Niye gitmiyorsun? Gitmiyorum Reyhan. Şöyle güzelcecik. Şimdi şuraya şey yapacağım. Duracağım. Park edeceğim. Evet. Kapat bakalım. Şimdi size sıcağı sıcağına hemen nereye park ettiğimizi göstereyim. Hemen derenin dibi. Böyle bir güzellik var mı? Hemen alttan, köprünün altından bir su akıyor. Yalak dere büyük bir ihtimalle. Karşıda ne yazıyor? 2021 yılında çıktıkları tüm güreşlerde köyümüzü en iyi şekilde temsil eden şampiyonluklar ve dereceler yaparak köyümüzün tanıtımına katkı sağlayan köyümüzün gençleri Sinan Yıldız ve Furkan Oral pehlivanları tebrik eder, başarılarının devamını dilerim diyor. Avcıköy Mahalle Muhtarı Selahattin Gürel. Evet, galiba bir şeyler almışlar. Yani şampiyonluklar elde etmişler. Güzel. Debisi bu tarafta olmasına rağmen güzel. Hemen ağaçlar arasında. Burada elektrik de var ama niçin kullanılıyor bilmiyorum. Hemen bakalım, sigortaları var. Hemen bir priz var. Ama kullanılmıyordur büyük bir ihtimalle. Hemen şöyle size dere kıyısından doğru görüntülerle. Baş başa bırakayım. Evet. Bu görüntülere hasrettik. 2 yıldır beklediğimiz an geldi. 4. gezi rotamızda burası nasip oldu. Güzel, küçük, şirin bir yer. Çeşitli derelere, dereye inecek güzel mekanlar hazırlamışlar. Hemen geniş bir alana yayılınca azalıyor debisi. Hemen üstten devam edip buraları size göstermek istiyorum. Hemen oyun parkı da hazırlanmış. Burada küçük de olsa bir salıncak, eğlence yeri hazırlamış muhtarlık. Yerlerde yakmışlar ama herhalde sezon açılırken buradan temizlik yapılacaktır. Giriş ücretli midir bilmiyorum. Çünkü biz sezon dahilinde gelmediğimiz için görüldüğü gibi çöplerde toplanılmamış. Her tarafta biraz çöp var. Aşağıya doğru uzanan bir yol yapmışlar. Reyhan'la da
burayı. Buraya kadar ben çekeyim. Daha sonrasını Reyhan'la beraber çekeriz. Aşağıya kadar uzanıyor. Evet, bölüm bölüm gösteriyorum size. Biraz önceki yerde ağaç yaşken iyidir ama yaşlılıktan kırılmış. Ormanın içine doğru düşmüş. İnşallah birisi varken düşmemiştir. Hemen geriye dönüp Reyhan hazırlıklar yapıyor. Böyle bir zamanı bulunca Reyhan da hemen çaya sarıldı. Çayımızı demleyecek. Biraz sonra mesire alanında bir çay keyfi yapacağız. Nasıl gidiyor hazırlıklar? Temizlik var. Temizlik var. Evet. Çayımız demleniyor. Suyumuz hazır. Burada su da var arkadaşlar. Sudan bol bir şey yok zaten. Hemen şurada bir dostumuz kuyruk sallıyor. Gelir gelmez bize hoş geldin dedi. Hemen bir köprümüz var. Köprüden karşıya geçince sağ tarafta yine bir oturma alanları, ormanın içine doğru bakan hemen erkek kadın mescit yapılmış. Yukarıdan doğru Yalakdere güzel güzel akıyor, devam ediyor. Yine bir yol yapılmış bu tarafa. Yürüyüş yolu. Güzel bir alan. İleride oturma alanları da olmuş. Yapılmış. Suya çok yakın bir şekilde ayarlanmış. Şırıl şırıl akan bir derenin kenarında çay keyfi yapmak müthiş bir şey. Burayı daha önce nasıl fark edememiş kimse? Köyün içinde çok güzel bir alan. Şans eseri bulduk burayı arkadaşlar. Yalakdere'nin üstünde güzel bir cennet. Hemen şuraya kadar gideceğim sadece. Zaten yol oraya kadar yapılmış. Şurada bir masa atılmış. Büyük bir ihtimalle buraya gelen ziyaretçiler tarafından getirilmiş. Sol tarafında özel mülkler var. Buradan ileriye güzel bir patika yol devam ediyor. Şu akan güzel şırıltılı çayın, derenin görüntüsüyle sizi baş başa bırakayım. Mükemmel bir yer. Hele yazın ortasında Ağustos sıcağında buraya gelmek çok zevkli olur. Bu ormanın içinde daha nice güzellikler vardır diye düşünüyorum. Balık da vardır bunun içinde ama tabii ne kadar vardır bilinmez. Şimdi yavaş yavaş karavanımıza doğru, Rosetta'ya doğru yola çıkalım. Çay da biraz sonra zaten demlenir, hazır olmuş olur. Bu arada sağ tarafta bulunan özel bir mekan, özel mülk, Trabzonlu veya Karadenizli olması muhtemel kişiler. Trabzon bayrağını asmışlar, şampiyon oldular. Onları da kutluyoruz. Evet, çayımız da demlendiyse bir çay içelim. Evet, yukarıya doğru da güzel bir trekking alanı mevcut. Ayakları sağlam olanlar deneyebilir.
Her zaman olduğu gibi Reyhan yine telefonla konuşmakta. Biz daha sonra görüşürüz. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Aşağı doğru yavaş yavaş ilerliyoruz. Biraz önce buraya kadar gelmiştik. Hemen çeşmemiz var. Sağ tarafta. Sol taraftan yine deremiz akmakta. Yol aşağı kadar uzanıyor. Bakalım nereye kadar gidecek. Gölgelikler, çimenlikler, ağaçlar arasından bayağı yüksek çınar zannedersem bunlar. Yüksek, derin ağaçların arasından dere kenarından aşağı doğru inmekteyiz. Şurada bir tek katlı bir küçük bir bina var. Büyük bir ihtimalle tuvaletler olabilir. Biraz önce yukarıda ilk girişte tuvalet zannettiğimiz yer demek ki tuvalet değil. Kilitliydi zaten. Hemen buraya da bir tane masa atmışlar. Piknik masası. Soldan dere kenarından aşağı doğru böyle indik geldik. Sağ tarafımızda bahçeler, ceviz bahçeleri var. Evet, tuvaletler buradaymış. Yukarıda gördüğümüz yer demek ki tuvalet değilmiş. Kadın tuvaletleri. Büyük bir ihtimalle içerisini göstermeyeceğim çünkü bakımsızdır. Böyle Yalakdere'ye doğru uzanan deremiz aşağı doğru devam ediyor. Büyük yapraklı bitkiler var. Yani kısacası burası küçük ama çok şirin, güzel, gölgelik, serin. Yukarıda yani yüksekte olan bir bölgede bulunuyor. Çok dar sokakları olan bir köyden aşağı doğru indiğinizde böyle bir cennete varıyorsunuz. Burasını görüp de burada arazisi olan arkadaşlar muhteşem bir yerden arazi satın almışlara benziyor. Evet, karavanımıza doğru giderken buradan da size biraz sonra veda edeceğiz. Soğuk su. Evet, ben de gireyim. Beraber bir gezinmiş oluruz ama sen çık ben gireyim. Allah. Ne oldu? Islattım hocam. Islattı mı? Ayakkabı çamur olacak şimdi ama. Ben şimdi şey yapacağım sana. Bezi vereceğim. Yukarıya doğru uzanan bir dere. Sen de beni çek bakalım. Çıkabilirsin. Tamam, sen çekersin. Burada gayet güzel sığ bir zeminde akıyor. Biraz daha kenarlara
toplanan yerlerde derinleşiyor su. Evet, şöyle sen de seni çek bakalım. Allah, bizim paça da ıslanmış. Evet, dediğin kadar var. Deremize girmiş bulunmaktayız. Bundan sonra derelerden, denizlerden, göllerden çıkmayacağız diye düşünüyorum. İnşallah. Hadi bakalım. Tertemiz bir dere. Buradan Marmara'ya dökülen güzel. Şöyle geç. Güzel bir çay diyeyim buna. Dere, çay. Ne dersiniz? Ver. Şimdi de buradan ayrılmak, üzülerek ayrılmak zorunda kalıyoruz. Diğer işlerimizi de tamamlamak istiyoruz çünkü. Şuradan ben şöyle çıkayım. Seni de almayayım zannetme Reyhan. Beni şöyle çıkarken bir şey yap, çek. Ondan sonra seni de alacağım, merak etme. Hadi güle güle. Şöyle yavaş yavaş. Bu güzel, şirin, küçücük ama çok güzel bir mesire alanından size elveda diyoruz. Hoşça kalın.